Yukarıda iki çaprazlamaya ait genotip oranları ve genotip çeşitlerine ait grafikler verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Birinci çaprazlamada 3 farklı genotip çeşidi oluşmuş. Yani ne olabilir bunlar? Homozigot baskın olabilir, heterozigot baskın olabilir ya da homozigot çekinik karakter olabilir. 3 farklı durumun oluşabilmesi için, mesela çekinik karakterin oluşabilmesi için bir kere çaprazlanan iki karakterde de çekinik karakterin bulunması gerekiyor. Homozigot baskın karakter olabilmesi için de ikisinde de bu genin barındırılması gerekiyor. Yani heterozigot iki genin çaprazlanması demek. Çaprazladığımız zaman buradaki grafik sonuçlarını elde ediyoruz. %25, %50, %25. İkinci çaprazlamada ise %50 %50 oranında gerçekleşmiş. %50 %50 oranında gerçekleştiği için ya bunlar çekinik karakteri barındıran bir genle çaprazlandığında ya ikisi heterozigot baskın olur ya da homozigot çekinik olur ya da baskın karakter homozigot olma durumunda ise iki tane homozigot baskın, iki tane heterozigot baskın karakter oluşacaktır. Yani ikinci çaprazlama sonucunda oluşabilecek genler de bu şekildedir. 1. Yandaki grafik birinci çaprazlamaya ait fenotip oranı ve çeşidini ifade etmektedir. Baktığımız zaman fenotip oranlarını %50 %50'ye vermiş. Baktığımda yaptığım çaprazlamada %75 baskın karakteri barındıracak. %25 ise çekinik karakteri barındıracak. Yani fenotipte %25 çekinik karakter görülmüş olacak ya da %75 baskın karakter görülmüş olacak. Bu oran farklı verildiği için bu ifade yanlıştır. Yandaki grafik ikinci çaprazlamaya ait fenotip oranı ve çeşidi ifade ediyor olabilir. İkinci çaprazlamaya baktığım zaman iki durum söz konusuydu. Ya melez döldü ya da melez dölle çekinik karakterin direkt ortaya çıkmasıydı ya da baskın karakterle melez dölün ortaya çıkmasıydı. Eğer baskın karakterle melez döl ortaya çıktıysa fenotipin tamamı baskın karakteri yansıtacaktır. Yani %100 baskın karakter olacağı için bu olabilir. 3. Yandaki grafik ikinci çaprazlama ait fenotip oranı ve çeşidini ifade ediyor olabilir. %50 %50 demiş. Baktığım zaman fenotip oranında genotipinde çekinik karakter %50, burada da heterozigot baskın karakter de %50. Yani fenotip oranları da %50 %50 olabilir. O yüzden bu ifade de doğrudur. Bu nedenle cevabımız C seçeneği olacaktır. Yukarıdaki grafiklerde nüfusları aynı olan A, B ve C şehirleriyle ilgili veriler gösterilmiştir. Bu grafiklere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Akraba evlilikleri arttıkça kılsal hastalıklar artar. Baktığımız zaman A, B, C şehirlerinde akraba evliliği oranına baktığımız zaman en fazla A şehrinde, sonra B, sonra C'de. Kılsal hastalık görülme oranına baktığım zaman da A şehrinde daha fazla olduğunu görüyorum. Yani akraba evlilikleri arttıkça kılsal hastalıklar artıyor, bunu görebiliyorum. B. Akraba evliliği görülmeyen yerlerde kılsal hastalık görülmez. Baktığımız zaman C'de görülmüyor kadardı ama kılsal hastalık görülme oranına baktığımda kendi payını oldukça arttırmış. Demek ki başka etkenlere de bağlı. Görülmeyen yerlerde hastalık görülmez diye bir kavramımız yok. Grafiklerden bunu çıkartamayız. C. Kılsal hastalıkların tek sebebi akraba evliliği değildir. Evet, bunu biraz önceki açıklamada da görebiliyoruz. C'de normalde akraba evliliği oranı oldukça azken hastalığın görülme oranında %5'e kadar çıkmış. Yani daha fazla bir artış olmuş. Bu da tek sebebinin akraba evliliği olmadığını da görebiliyoruz. O yüzden bu ifade de doğrudur. D. Akraba evliliğiyle doğan çocukların hepsi hasta doğmaz.
Akraba evliliği oranında %50'likken ne yapıyor? Hastalığı görülme oranı %25'e düşüyor. Yani demek ki doğan çocukların hepsi hasta olduğunu söyleyemiyoruz. Bu ifade de doğrudur. Bu nedenle cevabımız B seçeneği olacaktır. Yaman, İrem ve Fadime çekinik genlerle taşınan kalıtsal bir hastalık bakımından aşağıdaki genetiklere sahiptir. Buna göre Yaman, İrem ve Fadime ile ilgili olarak yapılan yorumlardan hangileri doğrudur? Fadime hastalığın tüm belirtilerini gösterir. Çünkü Fadime'de saf döl çekinik olarak bulunmaktadır. Bu yüzden doğru bir ifadedir. Yaman hastalığını hafif geçirmekte, hastalığın tüm belirtilerini göstermektedir. Hayır, kesinlikle böyle bir ifadede bulunamayız. Çünkü Yaman'da da çekinik karakter vardır. Bu yüzden yanlıştır. Hastalığı göstermektedir. İrem bu hastalığın hiçbir belirtisini göstermemektedir ve sağlıklıdır. Evet, İrem'de çekinik gen bulunmadığı için sağlıklıdır. O yüzden cevap 1 ve 3 olacaktır. Yukarıda çekinik genle taşınan bir hastalığa ait çaprazlama örneği gösterilmiştir. Buna göre bu çiftin çocukları ile ilgili olarak ifadelerden hangileri yanlıştır? Doğacak her çocuğun da hastalık geni bulunmaktadır. Baktığımızda hepsinde çekinik gen bulunduğu için hepsinde hastalık geni vardır diyebiliriz. Doğacak 4 çocuğundan ikisi kesinlikle hasta olur demiş ama kesinlikle kavramını kullanamayız. Doğacak hasta çocukların hasta olmasına sebep olan genler sadece babadan değil, anne ve babadan gelmiştir. Çünkü annede de babada da çekinik karakter bulunmaktadır. O yüzden 2 ve 3 yanlıştır.